ardından gelen iki büyük depremde 85 milyon hem kendi insanımız hem bütün belediyelerimiz, Türkiye'deki bütün belediyelerimiz hem de dünyanın bu olaya duyarsız kalmaması adına insanlık adına yaptıkları bütün hizmetlerden, bütün yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bazı kişilere göre dünyanın işte birinci, dünyada olan tek deprem olarak da söyleniyor. Bazen üçüncü deprem olarak dünya tarihindeki üçüncü deprem olarak söyleniyor. 7.7 ya da 7.6 birçok ülkede görülmüş depremlerdi. Fakat alan olarak baktığımız zaman belki algılama açısından daha iyi anlamış oluruz. Aslında Brüksel yüz ölçümünün 3 katı büyüklükteki bir alanı kapsayan bir deprem oldu. 440 kilometre hattında ve 110 bin kilometre kareli bir alanda oluşan bir deprem. Nüfus olarak da 13,5 milyon civarında insan etkilendi. Hollanda gibi bir ülkeden daha fazla bir alanda, 3 katı büyüklükte. İsviçre'nin 3 katı büyüklükteki, Belçika'nın 3 katı büyüklükteki bir alanı etkiledi. Milyonlarca insan var. Evet, kazasında kalan yine yüz binlerce insan var. Bir taraftan müdahale yapılırken bir taraftan da insan yardım boyutunda yardım etti. Belki bazı aksaklıklar yani bazı sıkıntılarımızın oluşmasındaki en büyük etken bir kaplumba problemi olarak görmüyoruz maalesef. Çünkü kaplumba problemi olarak gördüğümüz zaman daha sağlıklı yapılar, daha sağlıklı planlar ve daha sağlıklı güvenli kararlar almış olacağız. Dünyadaki bütün doğal afetlere baktığımız zaman hep bir müdahale problemi olarak görüyoruz. O yüzden bizim en büyük ders çıkarmamız gereken nokta burada bir kalkınma problemi olarak görmemiz ve ona göre planlarımızı yapmamız gerekiyor. Biz de tabii Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle afet sonrası İyileştirme sürecini hızla başlattık. İyileştirme, normalleştirme sürecine başlattık ve hem dışarıdan gelen belgelerimiz hem merkezi hükümetimizin birçok kurum ve kuruluşları olayın ya da hayatın normalleşmesi için elinden geleni yapmaya başladı. Yani hayatın normalleşmesi konusunda gerek altyapı müdahalesi, gerek üst yapı müdahalesi, gerek hayatın normalleşmesi konusunda hızlı tedbir alınması gerekiyor.